ilanların hemen altında son dakika bandımızda yer alıyordu. Covid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecekler. Detayları alacağız şimdi. Mert hazır Ankara'da. Sözü Mert'e bırakalım. Hakkın Ünsal Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan paylaştı. Bu açıklamayı gerçekleştirildi. Ticaretin devam etmesi, tedarik zincirinin sürdürülmesi adına uluslararası yük taşımacılığında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda ifade etmiş olduğunuz gibi e, Türk şoförler için 14 günlük karantina sürecine gerek kalmayacak. Ancak tabii ki bunun için bazı şartlar var. Öncelikle bu şoförler sağlık kontrollerinden geçirilecek. Bu sağlık kontrollerinin ardından e, Türk şoförlerin Türkiye girişleri Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılacak değerlendirmenin ardından gerçekleşecek. Bu kapsamda çıkış için bilindiği üzere 14 gün karantinada kalıyorlardı. İşte buna artık gerek kalmayacak. Onların çıkışlarına 14 günlük karantina süreci beklenmeden devam edecek. Tabii bunun için COVID-19 semptomlarının rastlanmaması gerekmekte. İran ve Irak bundan sınır kapılarındaki giriş çıkışların buna dahil olmadığını da belirtelim. Diğer sınır kapılarında bu gerçekleştirilebilecek. Tabii ki yalnızca Türk şoförlerdi. Yabancı şoförlerle ilgili de bazı gelişmeler var. Onlar içinde de 72 saat kuralı getirilmiş durumda. Yabancı şoförler de ülkemize gelip ürün mal getirmek için gelen şoförler de Sağlık Bakanlığı ekiplerince sınır kapılarında önce tetkik altına alınacak. Herhangi bir semptoma rastlanmazsa, rastlanmazsa bu kişilerde ve 72 saat içerisinde ülkeden çıkış yapacaklarına dair taahhüt verirlerse bu hususta girişlerine izin verilecek. Tabii ki tüm tedbirler alınması koşuluyla özellikle öncelik olarak da tabii ki bazı gruplar öncelik verilmiş durumda. Özellikle yurt dışından ülkemize girişlerde bu kapsamda da e, aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda malzemeleri taşıyan araç şoförlerine daha e, öncelik tanınacak. Bu kapsamda da Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile birlikte ortak koordinasyonla birlikte bu kararı aldı ve bu kararda tabii ki şu an itibariyle yürürlüğe girmiş durumda diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.